Çok heyecanlı bakalım. Kiloloji diye Kraft Tiyatro'da yeni bir oyunum başlayacak. Şey, dizi film yok bu arada. Bu sezon biraz ara verdim ben. Hiç durmadan çalıştım. Amerika'ya gidip geliyor musun? Yok, gidiyorum. Devamlı. Her yaz, her yazın 3-4 ayı orada geçiriyorum. Sende var mı bir şey? Sende de var. Ben işsizim. Sen nasıl işsiz kaldın yani? Yok, bu güzellikle? Ben... Çok güzel bir kadın değil mi? Ya? Evet, maşallah. Maşallah. Abi çok güzel bir kadın bu ya. Gerçekten. Teşekkür ederim. Maşallah yani. Bana, benim programa ilk geldiğin zaman hatırlıyorsun, evet, değil mi? Evet, evet. Annenle kuliste oturuyordunuz yukarıda sohbet. Vay anasını, evet. Nereden nereye? Evet, sende yok yani bir şey şu anda. Yok bizim. Ama görüştüğüm projeler var ama kesinleşen bir şey yok. Bekliyorum yok. Yani. Peki. Hı-hı. Çağlar? Biz de Gülse Birsel'in... Çağlar ne yapsın daha ya? Abi Çağlar evet ne yapsın daha ya? Abi neyi açsak sen varsın zaten ya. Abi bir müddet... Katlanacaksınız gibi görünüyor. Maşallah iki var. İstanbul'da herkes de çok seviyor. Da yani hani cidden çok fazla işte değil mi? Yani bayağı... şöyle aynen yani filmlerle beraber dizi de çok üst üste denk geldi. Bir de sevdiğim projeler yani Gülse'yle çalışmak hakikaten çok keyifli bir şey. Kaçırmak da istemedim. Böyle iyi gelen işleri de kaçırmak istemiyorum. Gülse'yle çalışmak öyle. Cem Yılmaz'la film ben daha aynen. Gidemedim izleyeceğim ama. Evet, evet, yani o da acayip bir şey. Bir de film güzel ama... İçinde bir de sen çok konuşuldun film. Ne diyorsun onunla ilgili? Sağ olun. Yani o Zeki Müren konuşuldu. Evet. Büyük ustaya da buradan saygılarımızı aynen. Gönderelim. Aynen. Evet. Yani bu vesileyle ben cebimdeki yabancı filminde Serra'ya da buradan onlardan biraz bahsedelim. Serra'nın çok, ilk evet. Serra Yılmaz'ın ilk evet, mi yönetmen deneyimi? Aynen. Evet. Aynen. Serza'nın da ilk yapımcılık deneyimi mi? Öyle mi bilmiyorum. Ya sanıyorum Türkiye'de evet, ilk galiba. İtalya'da yapmıştı. Türkiye'de ilk yapımcılığı oldu bu. Çok güzel bir serüvendi bizim için de. Murat Dişli. Abi bir şey söyleyeceğim. Zor film. Uyarlayan. Bir masanın etrafında. Evet. Kaç günde çektiniz? 3 haftada. 3 hafta. 3 haftada. 1,5 haftada hazırlanma süreci oldu prova falan. Yani aslında bir masanın etrafında bu kadar adamı toplayıp da sadece sohbetle o filmi götürebilmek zor bir işti ama ciddi çok büyük bir su gibi akan bir film ya. Yani. Öylesi hatta daha zor bir oyunculuktu. Kendi aramızda da konuştuk. Hı-hı. Yani aksiyon sahnesi çeksek daha az yorulacaktık. Hepimiz eve gittiğimizde pertimiz çıkıyordu. Niye abi? Şey mi? Daha, yani... Herhalde iç aksiyonu yüksek tutmak, dışarısı sabitken yani daha zor. Çok evet. Doğal ve gerçek olması yani gerekiyor. Psikolojik gerçek durumu daha ağır yaşıyorlar ya. Ya bir gün mesela bir sahneyi tek plan çektik. Masa başındaki bir sahneyi. 12 sayfalık falan bir sahneydi ve tek plan kamera etrafımızda dönüyor. Kesmeden. 17 take falan değil mi? Öyle bir şey yaptı. Bir öyle döndük. Evet, bir öyle döndük. Bir dakika, bir sahneyi 17 kere mi çektiniz? 12 sayfayı evet, öyle oynadık. 12 evet. Sayfayı 17 kere çektiniz. Evet. Ya sabah işte 10'da falan başladık, akşam 10'da bitti. Yani onu çekebilirsin öyle de yani hadi 17 saat yani, çok manyak bir şeyden bahsediyorsun, çok önemli de. Bir de filmi şimdi gidenler izleyince anlayacak. Devamlı yiyorsunuz. Yemek yiyorsunuz yani. Of ne yedik. Devamlı yemek yiyorlar. Ne yedik. Yani düşün sahne olmayınca aynı yemekten yeniden. 17 kere onu yemen lazım tabii, aynı tabii. Sahne için. Ben yani. 3 kilo aldım film süresince. Evet yani hani olacak. Çünkü filmin başından sonuna kadar yemek yeniyor bir de. Yani. Devamlılık da çok zor. Yani gerçekten o devamlılık takip eden ne yedin be Buğra sen? Ne yedin? Buğra biz hiç yemedi yani. Ben size böyle söyleyeyim. Bir de bunların hepsi sporcu. Sabah spor salonunda. Yani yedikleri falan çok böyle hani imtina ettikleri şeyler. Kahvaltı yani. Falan etmeden geliyor. Menü ona göreydi. Hakikaten Ferzan ve Serra evet, konuda çok, inanılmazdı. Çok abi ne olursa olsun ya. 10 yedik. Yedik evet. Biz karşılıklı çok yedik. Ne yedik be? İyi yedik abi. İyi yedik. Ne diyeceksiniz filme gelenler için? Ne bulacaklar filmde? Ne söylemek istersiniz filmle ilgili? Ya filmin seyredince, okuyunca o kadar anlaşılmıyordu ama seyredince gerçekten çok fazla cümlesi var. Yani teknolojiyi nasıl yanlış kullanıyoruz? İkiyüzlülük, yani kendi kendinize yüzleşeceksiniz. Bayağı ciddi cümleler, rahatsız olduğunuz şeyler var. Ben seyrederken biz neler çekmişiz, neler olmuş diye düşünüyoruz. Ve az önce sen de söyledin abi, şunlar gerçekten bizim bilinçaltımız. Yani... Şu kara kutu, bilinçaltı, bütün çok efendi, çok hanımefendi zannettiğimiz insanların aslında şurada neler yaptığını düşününce evet. İkiyüzlük yani ahlak kavramını da tartışan bir film. Evet. Ve onun haricinde de teknik olarak da ben çok sevdim. Yani hani herkes kendi oynadığı filmi över falan ama burada şaşırarak seyrettim. Teknik anlamda da güzel şeyler sizi filmin tek konusu da bu değil yani. Filmin içinde aslında
kayınvalidenle aynı evde yaşar mısın diye bir konu var, var. Mesela. Gel otur sabaha kadar bu konuyu konuş. Yani, yani bir süre. Bir göreyim elleri. Kayınvalidenle aynı evde yaşayanlar yaşamak yaşayabilir mi yani, ver kaldırsın. Evet. %20. %20 bile değil ya. %10. Çocuk yapmak değil mi? Çocuk sahibi olmak. Erkekler, kadınlar, PC, Mac. Erkekler, kadınlar, PC, Mac konusu var. O bambaşka bir konu. Ondan hani, sonra mesela çocuk yapmak, ilişkiyi kurtarmak için mi çocuk yapılır? Yoksa çocuk istiyorsan diye mi çocuk yapılır? O bambaşka bir konu içinde. Aslında filmin içinde bayağı bir konular var, evet, yani. Evet. Ya bir de filmde olan olaylardan yani bir tanesini burada oturan hepimiz, yani biz de dahiliz. Herkes o filmin içinde olan bir şeyi mutlaka yaşamıştır. Evet. Ya yaşamıştır, o durumda ya duymuştur, mutlaka paylaşmıştır. Küçüğü, evet, büyüğü fark etmez ama mesela yanında bir mesaj gelmiştir. Kimdir o mesaj dediğinde o mesajın gerçek sahibini söylemeden şu deyip kapatmıştır yani. Yaşamadıysa da filme çıktıktan sonra gaza da gelmesinler tabii ki. O da çok önemli. Evet, herkes gaza geliyor filmden çıkınca. Abi film sırasında bayağı tartışanlar varmış. Evet. Yani bugün okudum, Necati abiler şeyde yazmışlar. Filmin içinde tabii şunlar var. Yani günlük hayatta işte senin dediğin şey. Dedin ya herkes kendinden bir şey bulacak diye. Biz karşı tarafa kızıyoruz niye böyle yapıyorsun diye ama kendimiz de yapıyoruz. Yani evet, masaya oturduğumuz zaman cep telefonumuzu kız arkadaşımız varken ters çevirip koyduğun oluyor. Tabii şeffaflığı ve dürüstlüğü inanılmaz sorun. Size alıp koyduğun oluyor. Ya da vardır yani birisinin ismini başka bir şey diye kaydetmek. Değil mi? Bunlar yani bu şeyin cep telefonu ahlakında bunlar var yani. Enteresan şeyler var. Biz bununla ilgili bir sokak röportajı yaptık. Yani bir gün gerçekten sevgilinizle, eşinizle oturup da al telefonumu, ver telefonumu, gel bugün bu gece bakalım neler geliyor diye bakar mısınız dedik. İzleyelim. Telefonun bir günlüğüne sevgiline değiştirdiniz telefonlarınızı. Neler olur? Kıyamet kopar. Herhalde ben onu öldürürüm. Neden? Kesin bir şeylerini yakalarım yani. İlk olarak onu aldattım, çıkar mesela piyasaya. Vallahi ne olur, onunkiler açığa çıkar, benimkiler açığa çıkar. Kavga ederiz, onun dedikodusunu yapmış olabilirim. Zaten sevginiz telefonunuzu aldığınızda kızlarla konuşmasına değil erkeklerle olan konuşmasına bakmazsınız. Neden? Çünkü onlarla daha çok şey konuşur. Kızlarla olanları siler, erkeklerine susa bakmaz diye oradan konuşur. Kıyamet kopar. Bu telefon adamı rezil de ediyor, vezir de. Benden yana sıkıntı olmaz da şu an zaten benim kendisi, şu anki sevgilim WhatsApp'ı kapatmış, interneti kapatmış. Hiçbir şekilde izin vermiyor görüşmeme. Şu an telefonu kullanmıyorum. Hiçbir şey yok mu? Sizde mi yok telefon? Ha, onun yüzünden telefonu kırdım. Mesajımı kafasına göre interneti kapatmış, WhatsApp'ı kapatmış. Sizinkileri mi kapatıyor? Diyor sen kimdin mesajın? Sana kızım diyorum, ben sana karışıyor muyum? Yok. Peki çözümü ne bunun? Çözümü mü? 14 Şubat'a karşı ona ben süre verdim. 13 Şubat'ta düzelmedi, yol vereceğim. Ya niye 14 Şubat? 14 Şubat çünkü anlamlı bir gün, biliyor musun? Belki bir faydası olur bize. Sevgililer günü olduğu için belki kandırabiliriz. O anlamda. Bir defa telefonuma tutup da bayan ismi de var ise onu erkek ismi olarak yazıyorum. Oraya baksa, tutsa ne yapacak? Bakacak orada ne yazıyor? Ali, Küçük Mehmet, Çağlayan, Özer, Büyük Mehmet, Ali İhsan, Nevzat, Ertan, Fevzi, Gürsel gibi isimler yazacak. Bakacak bunların hepsi erkek. Ne o uyanır ne o. Derler ya karda evleneceksin, izini belli etmeyeceksin. Ankara kaldırımlarında büyüdük, çiğnedik. Biz bu yollardan 1000 defa geldik geçtik. Hiçbir şekilde bugüne kadar kimse beni iğnenin ucu kadar, iğnenin ucuna da yıldız derler, iğnenin yıldızı kadar anlamamıştır. Şu saniyeden sonra da anlayamaz. Çünkü onu bir konuyu başlamadan bitirmek lazım. Başlamadan bitirirsen, bir değil iki telefon versen eşim de sevgilim de bunu çözemez. Bu abi bir gün şova, beyaz şova konuk alalım mı? Evet ya. Vallahi alalım ya. Vallahi alalım ya. Ben tanışacağım yani, çok merak ediyorum gerçekten. Her seferinde söylüyorum. İnanılmaz da entelektüel bir adam. Bir alkış daha alalım abimize. Konuklarımızdan gelen mesajlar var, sorular var. Leyla Lidya Tuğutlu'ya aşığım, sevgilisi var mı demiş Hakan Aydın. Hakan nerede? Evet, orada el sallıyor. Hakan. Evet. Hakan oturabilirsin yani, herhalde anlaşılmıştır durum. Çok. Çağlar Çorumlu, abi bu yaşa kadar nerelerdeydin, neden geç kaldın bu kadar, adamsın demiş. Evet. Yine Hakan Aydın demiş. Olmadı.
olmadı. Leyla Didiye Tuğutlu, çok güzelsiniz. Bu güzellikle nazardan nasıl korunuyorsunuz? Ay, teşekkür ederim. Batuhan Ağar demiş ki, hiç hayallerin, hiç... Bu neydi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.